Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Sorumuzda altı çizili sözcüğün türü sorulmuş. Bir sözcüğün türü ve görevi kullanıldığı metne göre, kullanıldığı anlama göre, öncesindeki ve sonrasındaki sözcüklere göre biliyorsunuz ki değişir. Bundan dolayı öncelikle biz şiirimizin anlamına bir bakalım. Kişi gönlü dipsiz bir deniz gibidir. Bilgi inci gibi dibinde yatıyor. Denizden çıkarmasa inci kişi gerek inci olsun gerekse de çakıl taşı. Say taşı çakıl taşı anlamındadır arkadaşlar. İnsanın gönlü dipsiz bir deniz gibidir. Bilgi de o gönlün dibinde yatıyor. Denizden çıkarmasa eğer kişi o taşın inci mi yoksa çakıl taşı mı olduğunun bir anlamı yoktur şeklinde bir şiirimiz var yukarıda. Altı çizili sözcüğümüze baktığımızda bilgi inci gibi dibinde yatar şeklinde bir anlamda sanı sözcüğünün tabii ki bir edat olarak kullanıldığını görüyoruz. Karahanlı Türkçesinde çok sık olarak kullanılan bir edattır. Aslında bu sözcüğümüzün morfolojisine baktığımızda saymak anlamına gelen sa fiil köküne önce fiilden isim yapım eki geldiğini ve sayı anlamındaki san sözcüğünün oluştuğunu görüyoruz. Daha sonrasında da arkadaşlar bir iyilik iki gelir ve bu iyilik ikinin kalıplaşması ile gibi anlamında bir edat oluşur. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Yeni bir soruda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Herkese iyi çalışmalar.